Efendim merhabalar, ben Doktor Ali Kerim Diler. Alican'la beraber, Alican Aytekin'le bugün yine bir YouTube videosunda da birlikte olacağız Alican'ım. Evet. Ve bence bu videoyu çok merak ediyorsunuz çünkü en çok merak edilen şeylerden bir tanesi olan gözaltı ışık dolgusu. Siz ama buna ışık dolgusu denmesini sevmiyorsunuz. Şöyle, yani ışık dolgusu bu bölgede kullanılan malzemelerden birinin, bir firmanın aslında gayet de başarılı bir buluşla lanse ettiği bir malzeme. Ben çok o malzemeyi kullanmayı tercih etmiyorum doğrusunu istersen. Yüzün üst üçte birinin en önemli unsuru neresi? Gözler. Göz altı, göz kenarı ve aslında elmacık kemiğinin üst bölümleri. Şimdi bizim de aslında yüzü yukarıda tutan, yüzün çatısını yani jawline dediğimiz çene hattı, bu burun dudak oluğu dediğimiz nazolabyal bölgeyi yukarıda tutan hep bizim bir yağ doku bölgemiz var. Bir yağ dokumuz var cildimizin altında. Bu yağ dokusunun zenginliği jawline'ımızı, çene hattımızı yukarıda tutuyor. Yüzün ovalliğini koruyor. Üst üçte birden yağ kaybettiğimiz zaman özellikle ön elmacık kemiğinde, yan elmacık kemiğinde, göz altında, gözyaşı oluğu dediğimiz bir uluklanmayı da ortaya çıkaracak şekilde. O zaman ne oluyor? İnsanlar yorgun gözükmeye başlıyor. Bazı durumlarda da üzgün gözükmeye başlıyor. İşte bunu yerine koymak gerekiyor. Bunu yerine koyduğumuz zaman dinamik bakıyor insanlar, daha canlı bakıyorlar. Evet, hani botokstan faydalanıyoruz. Hani göz çevresi kırışıklıklarını azaltsın, biraz kaşı yükselsin, alın ortasındaki yani o kızgın duygu ifadesini ortadan kaldırsın diye. Ama esas özellikle ön elmacık kemiğinde kaybettiğimiz yağ, göz altında kaybedilen yağ burayı aşağı çekiyor. Dolayısıyla yorgun bakmaya teşvik ediyor, o şekilde gösteriyor. Ya bence evet, dediğiniz gibi botoks da çok etkiliyor ama burası inanılmaz yüzü etkiliyor ya. Ben sizle beraber program yapmaya başladıktan sonra mesela bunu özellikle fark ettim. Bazı arkadaşlarım da buradaki yağlar erimiş ve çok daha yani yaşları da büyük duruyor. Evet, yaş etkisini de ortaya çıkaran bir şey. Şimdi hemen böyle dolgu falan deyince insanlar önce bir hani bir reaksiyon veriyor. Aman çok şiş durmasın çünkü hakikaten geçmiş yıllarda karın kalçadan alınan yağların aşırı enjeksiyonuyla veya çok fazla sert dolgular kullanmak suretiyle şiş yanaklar, hani o kedi kadınlar vesaireler böyle ortaya çıktı. Ama bugün çok sofistike, gayet hedefe yönelik uygulamalar yapılabiliyor. Bunu bize sağlayan aslında yeni teknoloji, hacimlendirici olarak adlandırdığımız malzemeler. Bunların su çekme kapasiteleri, elastikiyetleri optimize edilmiş vaziyette. Ve bunların uygulamaları sureti katiyede kasın altına yapıyoruz biz. Özellikle bu bölgede. Niye kasın altına? Ne var kasın altında? Yani üstüne yapsak ne olur? Mesela cildin katmanlarını düşünelim. Cildimiz var. Yüzeyde bir yağ tabakası var. Sonra bir kas var. Onun altında bir yağ tabakası var. Sonra kemik var. Kasın altı kemiğin üstüne enjeksiyon yaptığımız zaman o derin yağ yastıkçığının içine, ki o yağ yastıkçığı çok hareketli değil, bir kere çok oynamıyor ve üstündeki kası yukarıya çekebiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Alt kirpikle ön elmacık kemiği arasındaki mesafeyi daraltıyoruz. Yandan baktığın zaman bu düzleşmeyi ortadan kaldırıyoruz. Yüzün bir öne doğru bir çıkıntısı oluyor. Yine buradaki bölgeyi yan elmacık kemiği olarak adlandırabileceğimiz, herkesin anlayacağı dildeki bölgeyi kas altından desteklediğimiz zaman yüz ovalini yukarı çekiyoruz. Hatta bir miktar nazolabyal oluk dediğimiz bu oluğu da yükseltmek mümkün oluyor. İlla daha fazla çekeceksek o zaman özellikle kulak önü bölgesindeki yağ yastıkçı, çünkü yüzümüzün altındaki o yüzeyel yağ yastıkçıkları aslında yüzü yukarıda tutan, daha şakaktan başlayıp kulak önünden uzanıp aşağı kadar inen de bir yağ yastıkçığımız var. Onu kaybettiğimiz zaman yüz öne gidiyor. Bu katlanıyor. O zaman genelde ne yapmaya çalışıyor insanlar? Burayı doldurursam iyi olur diyor. Nitekim hasta gelip de diyor ki işte buramdaki çizgiler. Ama buramdaki çizgiler sonuç. Sebep bu bölgeden kaybettiğimiz yağ, bu bölgeden kaybettiğimiz yağ. Aslında önemli olan sonuç değil, buna neden olan sebebi ortadan kaldı. Bravo, çok güzel söyledin. Eğer kasın üstüne yaptığın zaman bazı dalgalı görünümlere de yol açabiliyorsun.
Hele ki çok su çeken bir malzeme seçildiği zaman o zaman bazı bantlar olabiliyor. Dolayısıyla çok su çeken bir malzeme değil. Orada en az su çekme kapasitesine sahip. Bazı durumlarda çok su çeken malzeme kullanırsan onu da kas altında kullanman gerekiyor. Ya göz altına dolgu yaptırdın, memnun kaldın. İşte o memnuniyetsizlikleri aslında olasılık olarak en aza indirgiyorsun. Yine olabilir. Çünkü Alican, yüzün hatta vücudun en komplike bölgelerinden biri gözaltı bölgesi. Bir lenf drenajı var, atardamar, toplardamar, sinir paketi, ağı, yağ dokusu, fıtıklaşmış yağ dokusu göz altında torbacıklar meydana getirmiş olabiliyor. Dolaşım bozuk olabiliyor, çöküntüler olabiliyor. Dolayısıyla çok dikkat gerektiren ve çok ince bir deri. Çok tehlikeli bir şey mi? Çok korktum. Bir yandan evet tehlikeli de çünkü bu bölgede önemli damarlar geçiyor, önemli sinir oluşumları geçiyor. Dolayısıyla genel itibariyle biz bu bölgede hani ucu küt iğne, kanül dediğimiz ucu küt iğneler kullanıyoruz. Dikkat ediyoruz. Yani orada o bölgedeki anatomik bazı tehlike noktalarına özen gösteriyoruz. Biraz buruna yakın bir damar sinir paketinin çıktığı bir delikçiğimiz var. Çentik orada bir deliğimiz. Oraya yapmamaya, oradan uzak durmaya, o katmanda bulunmamaya özen gösteriyoruz. İstersen şöyle bir şey yapalım bugün. Benim sevgili baş estetisyenim Selin benle çok çalıştığı için evet yoruluyor. Evet. Aslında henüz yaşı genç ama kilo da kaybediyor, yüzündeki yağlardan kaybediyor. Günlerdir de diyor ki bana ya ne olur bugün erken bitirelim de ya biraz bir şeyler yapalım, biraz şu yüzüm yukarı kalksın diyor. İsterseniz hep beraber onun üzerinde hem biraz gösterelim hem biraz yapar gibi yapalım. Yapalım. Çok Gibi. heyecanlı. Yapalım. Ben Tamam. çok izlemek istiyorum şu anda. Hadi geçelim oraya o Hadi zaman. gidelim. Hadi. Evet Ali canım. İşte Selin'imizle beraber şimdi birazcık Selin'in eksilen yağ yastıkçıklarını yerine koyalım. Çok ama aslında bir eksik yokmuş gibi de duruyor, değil mi hocam? Şimdi Yani kötü durmuyor yüz o yalnız kadar. şöyle şimdi Selin kapıdan girince bakıyorsun yorgun gözüküyor. Neden yorgun gözüküyor? Özellikle bu ön elmacık kemiğindeki yağı kaybettiği için. Yandan baktığımız zaman da orada bir düzleşmesi var. Birazcık aşağıdan bunu desteklemiş olsak çok daha dinamik bakacak, Tabii. daha az yorgun bakacak. Keza yandaki yağlarında da kaybı var. Dolayısıyla bir miktar yanı ve önü desteklediğimiz zaman hem yüz ovali düzelecek hem de bu katlanma. Süper. Hadi iş başına. Tabii yorgun görünmesi mesainin sonuna geldik. Biraz o da Filan. etkili. Şimdi öncelikle güzel bir temizlememiz gerekiyor. Şimdi mesela bak burada 1, 2, 3 tane noktaya enjeksiyon yapacağız. Selim Bunlardan bir benim tanesi. yerime koltuğa yattığın için çok teşekkür ederim. Şu an Selim benimle iletişimi kopardı. 3 tane noktaya enjeksiyon yaptık. 1, 2, 3 ve bu bizim bir yan bölgedeki yağ eksiğini koruyucu bir şey oldu. Şimdi mesela bunu yaptırdı. Ertesi gün veya Ertesi o gün değil gün. birkaç dakika sonra bile sosyal hayata dahil olabilir. Süpermiş. Ha bazı durumlarda işte bugünlerde biliyorsun kan sulandırıcı çok kullanıyor insanlar. C vitamini, aspirin vesaire. Biraz yeşil çayda bu etkide kanı sulandıran etkisi var. Dolayısıyla kan sulandırıcıların kullanıldığı gün periyot dönemlerinde de kan biraz sulu oluyor ve şey kanamaya yatkın oluyor cilt. Bütün şu ön elmacık kemiğini bir yapılandıralım mesela Seliş'in. Şimdi biz direkt kas tabakasının altındayız. Dolayısıyla burayı güzel bir şekilde destekliyoruz. 7 noktada yüz şekillendirme diye bir kavramdan bahsediyoruz. Yüzün hani ben çatısı diyorum ya bu nazolabyal oluğu yukarıda tutan işte o yüzün çatısını tutan kolonlardan bir tanesi de odur. Bütün odayı şişirmeye gerek yok çatıyı havada tutmak için. Belli kolonlar onu yüksekte tutuyor. Keza buraya da yapalım. Ağız O nasıl bir kenarında etki yapacak biraz şimdi? smiley, biraz gülen bir ağız yapmak adına. Ha, gelen müşterileri gülerek karşılasın diye Diye Ali mesela. Hoca. Bak şimdi bir hareket daha yapacağız. O da böyle biraz şey oldu şimdi. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Allah. Allah. Hocam Sen, sanki işte videonun bu. konusu sadece gözaltıydı ama. Şimdi gözaltına etki eden yerlerden bir tanesi de şakak. Dolayısıyla şakak da yağ dokusu eksilmesini yaşıyoruz. O da aslında cildi aşağı doğru bırakmasına sebep olan noktalardan bir tanesi. Bak şimdi birazcık
Bu bölgede biraz desteğe ihtiyacımız var. Hep kasın altında kalmak suretiyle gözaltını da kurtarsın. Şimdi Alican, özetle biz Selin'de ne yaptık? Şunu yaptık. Bir kere yan yağ yastıkçını desteklemek için 1, 2, 3 noktaya enjeksiyon yaptık. Ama çok az yaptık. Yani bir enjektörün neredeyse onda biri her bir noktaya. Sonra birazcık şakağına yaptık. Sonra ne yaptık? Tek bir delikten içeriye, buradan içeriye girdik. Ta ön elmacıkın burayı yelpaze gibi kas altından destekledik. Bir de şu noktada ve şu noktada birer noktayı destekledik. Neden? Yüzü yukarı tutan bu 1, 2, 3, 4, 5 nokta yukarıda tutsun. Birazcık da ön elmacık kemiğini destekleyince işte neticede hani sağ ve sol taraf arasında hani çok büyük fark mı? Evet, çünkü gençleşiyor. Ama insanların istemediği o gayri tabi görünüm var mı? Yok. Kullandığımız miktar ise sadece 1,5 tüp enjektörle yaptık. Yani öyle tüpler dolusu malzeme sıkmak, yağ sıkmakla da değil. Sabah kalktığında daha bir değişik olacak mı? Ertesi sabah biraz daha iyi olacak. Daha da yayılacak malzeme. Bu neden? Malzemenin bakın, su tutma şeyi mi? Kapasitesinden dolayı. Ayrıca cildin altında çözündükçe de bu malzeme cildin kolajenini arttıracak. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? İki elmacık kemiğinin yüksekliğine. Sağ taraf farkındaysan daha yüksekte. Bununla beraber ön elmacık kemiğindeki buradaki boşluk artık bu bölgede yok. Burun dudak oluğu hafiflemiş vaziyette ki bu bölgeyi doldurmadık. Bir ve bir noktasına müdahale ettik sadece. Ama burada bak gördüğün gibi böyle bir cilt şeysi. Burada ise bak daha gergin. Burası ise daha gevşemiş, içi boşaldığı için. Burada da yapacağımız işlem sonrasında ne? 1, 2, 3 noktaya, 4 noktaya, hatta 5, 6 noktaya müdahale etmek ki sağ taraf gibi olsun, bu tarafta yükselsin diye. O zaman kapatıyor muyuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yapmalarını istiyoruz Alican? Kanala abone olun, videomuzu sağda solda paylaşmayı unutmayın. Biz de Selin'in geri kalan yüzünün diğer tarafını şey yapacak hoca tamam, şimdi. Hadi yapalım.